Edirne'nin Havsa ilçesinde bu yıl 15.'si düzenlenen Havsa Belediyesi Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Festivalin açılışına Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Edirne Milletvekilleri, Havsa Kaymakamı Alparslan Kılıç, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin'le, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. Evet. Festival kapsamında Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Fatih Caddesi'nde kortej oluşturuldu ve Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş yapıldı. Anıta festival çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Türk Hava Kurumu motorlu yamaç paraşütü gösteri uçuşu, ardından da Zanaatkarlar Sokağı açılışı ve Şehit Okyay Deveci Parkı oyun bahçesinin açılışı gerçekleştirildi. Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin festivalin açılış konuşmasında 6 Eylül'e kadar sürecek festivalin ilçeye ayrı bir renk katacağını belirtti. Havsa ilçesinde yaptıkları çalışmaları da anlatan Tekin, açılışı yapılan Şehit Okyay Deveci Parkı'nın 500 bin liraya İller Bankası'nın hibe desteğiyle gerçekleştirildiğini kaydetti. Yerel yönetim anlamında Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapısını yaptıklarını belirten Başkan Tekin, 30 bin kişiye hizmet edecek arıtma tesisinin yapıldığını, kanalizasyon hattının tamamlandığını, asfaltlama, parketaj ve kaldırım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu yılda 15. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali süresince yine dop dolu bir program bizleri bekliyor. Festivalimiz her sene olduğu gibi bu sene de ilçemize yakışır bir şekilde büyük bir heyecanla kutlanacak. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin konuşmasında festivallerin il ve ilçelerin tanıtımı için çok önemli olduğunu belirterek, bu işe ilk karar verenleri kutluyorum. Bu tür festivallerin eski canlılığıyla gelecek yıllarda da devam edeceğine inanıyorum dedi. Havsa'da hayvancılığın iyi düzeyde olduğunu belirten Vali Şahin, sabah kalktığımızda ilk işimiz çaya sarılmaktır, sütü bardağa koymaktır veya çatalı zeytine batırmak ya da peynire batırmaktır. Hiç kimse çatalı demire batırmaz çünkü demir yenmez. Ne yenir? Peynir, zeytin. Bu da tarımla olur dedi. Vali Şahin festivalde emeği geçenlere teşekkür etti. Kendiler, festivaller insanları bir araya getiren, bir araya getiren ve birlikteliği sağlayan, dostlukları tazeleyen etkinliklerdir. İşte bir etkinlik dolayısıyla bundan 15 yıl önce karar verilen ve bugün o günden bu yana fasılsa bila fasıla devam eden bu festivaller bugün 15.'sini belki de yıllar sonra 115.'sini kutlayacağız. Ne mutlu o günlere gelenlere, ne mutlu bu işe karar verenlere diyorum. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise konuşmasında tarımda dünyadaki en stratejik ürünün buğday olduğunu belirterek, ziraat tarım ürünleri bugün de öyle ama gelecekte daha da dünyada önemli hale gelecek. Bu anlamda Edirne'mizin daha da önemli olacağını düşünüyorum. Daha önemli yerlerimizden biri haline geleceğini düşünüyorum dedi. Ziraat tarım ürünleri bugün de öyle ama gelecekte daha da dünyada önemli hale gelecek. Bu anlamda ben Edirne'mizin daha önemli olacağını düşünüyorum. Daha önemli yerlerimizden biri haline geleceğini düşünüyorum. 15. Havsa Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali 6 Eylül'e kadar devam edecek. Etkinlikler kapsamında festival alanında bu akşam İrem Derici ve Anıl Atak konserleri gerçekleştirilecek.